karanlık tarihlerden, kötü günlerden, kötülüğün günlerinden birisi var. 6 ve 7 Eylül tarihleri, 6 Eylül'ü 7 Eylül'le bağlayan gece ve 7 Eylül sabahı İstanbul'da yaşanan korkunç olaylar. Olaylar diyoruz ama bunun adı soykırım girişimi, bunun adı katliam, bunun adı linç. Bu 65 yılda gereken ders alındı mı? Gereken utanç duyuldu mu? Başlar öne eğildi mi? Bunun için bir anma günü. Bugün bir yaz günü ilan edildi mi? Bunun için ülkenin çeşitli yerlerinde anıtlar dikildi mi? O gece hayatını kaybeden insanların isimleri sokaklara, caddelere, meydanlara verildi mi? İnsanlar her geçtiklerinde o sokağın ismine bakıp, o caddenin ismine bakıp, o okul binasının ismin, o ismi görüp ya bu isim neden buraya verilmiş diye düşünme gereği duydu mu? Yollara, meydanlara o insanın isimlerinin olduğu plakalar yerleştirildi mi? Böyle anıt seven, heykel seven bir insan değilim. Geçmişe dair övünülecek, gurur duyulacak Heykellerden çok anıtlardan çok ders alınması gereken, utanılması gereken anıtların daha çok dikilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı yalanlarla, aynı vahşi motivasyonlarla bugün yine binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan sokağa dökülebilir mi, dökülemez mi? Eğer birileri savunma hatlarını din, iman, vatan, millet gibi önemli sembollerin üzerine kuruyorsa Oraya şüpheyle bakın. Yani devletin bir utanması, bir özrü falan filan söz konusu değil. Bombayı atan, provokasyonu gerçekleştiren kişiyi vali yapmış bu devlet. Böyle şeyler her zaman olabilir. Provokasyon olur, bilmem ne olur, o olur, bu olur. Ama insanların bilinç altında, içlerinde bir yerde o ırçılık zehri varsa, o düşmanlık zehri varsa, o kıskançlık varsa, o nefret varsa, o linç duygusu varsa bu öyle ya da böyle ortaya çıkar. Bu sadece provokasyonla açıklanacak bir şey değil. Sivas'tan, Trabzon'dan, Kastamonu'dan, Erzincan'dan yüzlerce insan getirilmiş o gün. Öncesinde her şey planlanmış. O geceye dair seçebileceğim bir sürü fotoğraf varken Ege Express gazetesinin o günkü manşetini sizlerle paylaşmayı tercih ettim. Türk gençliğinin büyük heyecanı diyor. Şehrimizdeki Yunan konsolos hanesi ve fuardaki Yunan pavyonu yakıldı. Bununla gurur duyuyorlar. Bugün de Türkiye'de bununla gurur duyan insan sayısı azımsanamayacak kadar çok. Zaten içinizde varsa bir fırsat arıyorsanız, hele bir fırsat geçse de şunların malına mülküne bir çöksek, karısına, kızına bir çöksek diyorsanız, Türkiye'de son 4-5 gündür idam konuşuluyor. Tabii ki maymuncuk Devlet Bahçeli konunun ilk fitilini ateşledi. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim demiş. Bunu diyen adam şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili olmasa, yani saray tarafından muteber bir kimse olarak kabul edilmese, FETÖ'den 150 yıl yemesi gereken bir adam. Yani normal vatandaşın kermeste mantı satan teyzenin, öğrenciye burs veren esnaf, bilmem ne amcanın Ondan sonra bankada hesabı var diye, sendikaya üye diye, kimse yok mu derneğine Van depremi için 10 lira bağışladı diye hapislerde çürüyen binlerce insanın suç olmayan eylemlerine, bak ben ben bunların hiçbirinin suç olduğuna inanmıyorum, benim inancımla bir alakası yok. Anayasada, ceza kanununda da bunlar suç değil. Kendi koydukları kıstasları, şu anda uyguladıkları suç kıstasını eğer adil bir şekilde uygulasalar, kendilerine de uygulasalar Mustafa Şentop denilen bu adamın FETÖ'den 150 yıl yemesi lazım normalde. Ama şimdi muhteber meclis başkanı ve idam istiyor. Bir daha söylüyorum. Bakın 6-7 Eylül olayları için de söylüyorum. İdam için de söylüyorum. Bu yalana inanacak bir kitle olmasa bu yalanı söylemezler. Beyinlerini biraz daha fazla çalıştırırlar. Daha ikna edici bir şeyler bulmaya çalışırlar. Bir yalan söylesinler de inanalım. Bir muz kabuğu görelim de basıp düşelim yani. Böyle beklediği için kitle ÖTV zammı yapıldı. Bu ÖTV zammının nedeniyle Türkiye'de insanların yeni bir araba alması, sıfır bir araba alması çok zorlaştı. Yani normal beyninizle baktığınız zaman, normal beyninizle düşündüğünüz zaman Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini, devletin daha fazla vergiye ihtiyaç duyduğunu görüyorsunuz. Normal beyin böyle düşünüyor. Ama düşünmek için başka bir organınızı kullandığınız zaman takvim gazetesinin haberi çıkıyor ortaya. ÖTV zammı nedeniyle Alman otomotiv firmaları, otomobil üreticileri şokta, yasta öldüler, bittiler. Niye? Çünkü artık Türkiye'ye sıfır araba satamıyorlar. Eyvah! Tok da çıkıyor. Onun üzerine bu bittiler yani. Yani Almanya'nın ne durumda olduğunu, ekonomisinin nasıl olduğunu filan benim size uzun uzun anlatmama gerek yok. Sadece bir örnek vereceğim. Koronavirüs dolayısıyla halkından yardım isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, IBAN verip yardım isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ve işte battı, bitti, çöktü dediğimiz Almanya örneğini veriyorum size. Almanya çocuk başı 300 euro yardım yapacak. Ya bunun adı yardım değil bu arada. Yani sosyal devlet olarak düşündüğünüz ama buna yardım demiyorsunuz. Bu o vatandaşın hakkı. Öyle söyleyeyim yani. Devletten sadaka falan almış olmuyorsunuz. İnsanlar şey zannediyorlar. Devletimizden Allah razı olsun bize veri... Ne Allah razı olsun ya? Vermek zorunda. Niye devletsin? Niye varsın? Belediye başkanımız, belediyemiz bize bilmem ne verecek tabii. İşi bu. Ne minnet duyuyorsun, ne boyun büküyorsun, ne el öpteyek öpüyorsun. Sana zaten vermek zorunda. Senin verginden veriyor bunu. Cebinden çıkarıp babasının mirasından vermiyor sana bunu. Annesi babası milyarder bile olsa her çocuğun hakkı. Çocuk başı Aşağı yukarı işte 210 euro gibi bir para veriyorlar. Çocuğu olan fanatik Erdoğancılar da alıyor Almanya'da yaşayan. Almanya bitti burada yaşanmaz artık diyen insanlar da alıyorlar. Tabi bu 300 euro'yu siz Türk parasıyla falan çarpmayın şu anda. Moralinizi daha çok bozmayın. Şey için anlatılır ya bu cahiliye dönemi için. Biz irmikten put yapardık. Ona tapardık. ibadet ederdik. Secde ederdik. Sonra acıkınca onu yerdik. Ya ne kadar saçma falan diye. Hakikaten ya şu anda betondan bina yapıyorlar. Sonra yaptıkları binaya hayran oluyorlar. Allah'ım nasıl bir bina yaptık biz ya. Rönesans tablosundan daha da güzel diyorlar. Döktükleri betonu sanat zannediyorlar. Ona böyle ooo yani çok büyük adalet sarayları yaptık. Müthiş yollar yaptık falan bunlarla övünüyorlar. Sonra bunu sanat eseri zannediyorlar. Tek dezavantajı şu acıkınca yiyemeyecekler. Geçen arkadaşım beton mikseri bir çalışıyor. Yemin ediyorum Beethoven böyle beste yapmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız... EBA mobil destek aracı Siverek yollarında. Evet Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde ailelerinin yanında tarlada vakit geçiren öğrenciler için hafta sonu tatilinde Siverek'te ailelerinin yanında tarlada vakit geçiren öğrenciler için EBA mobil destek aracı hizmet veriyor. Siz Finlandiya değilsiniz. Sen Finlandiya Milli Eğitim Bakanı değilsin. Kendini ne, ne zannediyorsunuz? Ne yaptınız zaten? O çocuklar işçi, o çocuklar ırgat. Çalışmazlarsa yaşayamazlar. Kimi neyle kandırıyorsunuz? Okula gidemiyor o çocuklar. Allah'ım dalga geçer gibi bir de ya. Evet çocuklar bu hafta sonunu ailelerimizin yanında tarlada geçirelim. Diğer hafta sonu da baleye gideceğiz. Ondan sonraki hafta sonu da çok özel bir keman konçertosu dinleyeceğiz. Arada bunları da yapmak lazım. Tarlaya da gidelim, çamurun içinde de çalışalım, bunları da görelim. Hayal ettikleri, ümit ettikleri, kafalarında tasarladıkları, tasavvur ettikleri işte ülke buysa destekliyorum. İnşallah bir gün bu hale gelirler. İnşallah böyle bir duruma ulaşırız bir gün. Ama o gün bugün değil. Nihayet e, havuz medyası e, bu. Bilmem ne şeyhi, ne Fatih Nurullah takma isimli. Bunlar tabi biliyorsunuz gerçekten takma isimlerle şey yapıyorlar. Çünkü böyle hani atıyorum ama bu adamın adı Onur Berke olsa bundan şeyh olmaz. Mesela benim adımdan şeyh Ahmet Bozkuş. Bozkuşi Hazretleri. Olmuyor tamam mı? Yani bundan şeyh olmuyor. Tabi şimdi burada Yeni Şefak sahte şeyh falan demiş. Hani bunun gerçeğini nasıl ayırt ediyoruz? Tabi bu adamın daha evvel devlet protokolünde ağırlanmış olması, açılış merasimlerinde bulunmuş olması, bu adamın işte müritlerinin şunlarının bunların müritleri var böyle adamların tabi. O öyle böyle değil. Yine aynı soruyu soruyorum. İnanan var mı yok mu? Var. Burada kritik bir şey var. Alta da yazdım. Bu adam 30 yıldır entrikalar çeviriyormuş. Ama yeni fark etmişiz. Kendini çok iyi gizlemiş. 30 yıldır entrikalar kadar çeviriyormuş. Bir anda ortaya çıkıyor bunlar. 30 yıldır bulunamayan şeyler bir anda patlıyor. Bir de önemli nokta milyonluk arazileri varmış. Vay şerefsiz. Demek milyonluk arazileri var mı? Bilmiyorum buradaki detay sizi de iğrendiriyor mu? Bu şerefsizin 12 yaşında bir kız çocuğuna kötülük yapması yeterince kötü değil, yeterince ikna edici değil, yeterince fena değil. Milyonluk arazileri varmış. Demek öyle. Vay adi herif. Fe geliyor mevzu. Sahte bir doktoru, sahte bir avukatı sah anlamanın yolu var değil mi? Diplomasını falan filan incelersiniz. Sahte bir cumhurbaşkanını falan anlarsınız diploması var mı yok mu diye. Bunu anlamak mümkün değil mi? Sahtesini gerçeğini ayırt etmek mümkün. Adamın milyonluk arazileri varmış. Vay şerefsiz. Öyle olduğunu bilseydik. Niye? Elimizde somut delil yok çünkü. Değil mi? 30 yıldır somut delil yok. Süleyman Somut Soylu, so İçişleri Bakanımız kendisi. Türkiye'nin durumunu anlamak için yeterli bir cümle. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Konuyu kapat geç aslında. IŞİD emiri, IŞİD lideri sözde 10 defa yakalanmış, tutuklanmış, serbest bırakılmış. Neden? Çünkü somut delil yok. Somut delil yok ne yapalım? Doğru söylemiş aslında. Adalet budur, hukuk budur. Somut delil yoksa bırakırsınız. Ama herkesi. Şenol Güneş basın toplantısı düzenlemiş. Gazeteciler soru sormayınca ya biz bunun için mi geldik buraya demiş. Bence gazeteciler de aynı cevap verebilir. Biz bunun için mi geldik buraya? Soru gazeteci soru sormak mı? Gazeteciler soru mu soruyordu? Ne zamandan beri? Allah Allah. Hani gazeteci soru. Biz soru mu soruyoruz? Neden soralım ki? İnsan neden soru sormaz? Ya konunun tamamını anlamıştır soru sormaz ya hiçbir şey anlamamıştır soru sormaz ya da cevap alamayacağı için soru sormaz ya da artık soru sormanın işe yaramadığı kanaatindedir. Ya da soru sorduğunda başına bir iş geliyordur. 5 tane seçenek saydım yani artırılabilir ama Türkiye'de soru sormak şu an için çok güvenli bir eylem değil şu an için. Yarın Türkiye saatiyle 10'da konuşabileceğimiz iyi bir şeyler olması ümidiyle, iyi bir yarında buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.